Türkleri radarındaki altcoin kritik teklifi sundu. Tokenlar fırladı diyor. Bunun üstüne konuşacağız. Aslında tabii yükselişi gerçekleştiren ana unsurlardan bir tanesi değil buradaki. İşte şunu diyemeyiz ya bu teklif bir geldi işte direkt uçurdu falan. Yalnızca bu teklifle alakası olmamakla birlikte yine de tabii ki son tekliflerden bir tanesidir. Terra coinlerinden bahsedeceğiz. Tabii videoyu beğenmeyi de unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu da önemli bir konudur. Bu videoya bir beğeni bırakalım. Hemen unutmadan abone de olabilirsiniz tabii ki. Bu arada şu an gördüğünüz gibi BTC tam böyle saatlik EMA'nın altında ki zaten ben bu videoyu çekerken 20 dakika sonra yeni bir açılış olacak. Bu noktada bir süre geri çekilme olabilir. Bu normaldir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin 40.30'lara kadar işte yavaş yavaş düşüşler yaşanabilir. 4 saatlik EMA 50 ile buluştuğunda muhtemelen tekrardan yükselişe geçecektir. O yüzden düşüşleri de yapmak lazım. Yani düşüş bile değil aslında, hafif bir düzeltme. Böyle bir şey olursa telaş edilmesin. Lunge gibi altcoin'lerde şu an bu gibi olaylar tabii ki daha da kişileri kasıyor diyebiliriz. Saatlikte EMA 50'nin yine yeni açılışın önemi Lunge'da biraz daha fazla. Çünkü saatlikte bakın EMA 50'nin tam nokta atışı üzerinde bulunuyor. Bu şekilde bir durumda. Altına düştüğü takdirde ki şimdi düşmese ilerleyen saatlerde düşer gibi duruyor. Altına düştüğü takdirde bir 12 düzeltmesi patlatacaktır. Önceki videolarda da bununla alakalı konuştuk. Şu anda Lunge'da genel görünüm iyi. 12'lere kadar çekilse bile son yükseliş yanına kar kaldı. EMA 50 kendini düzelttikten sonra AVAX bile hani bu noktada EMA 50'yi ilk kırdığında pozitife çalmadan hareket edemedi yani. 3.016 devamında BTC yükselişleriyle 3.027.5'lara kadar bile hareketini sürdürebilme potansiyeline sahip iyidir. Ben Luna'yı bak çok net söylüyorum. Luna'yı sevmiyorum. Nefret ediyorum Luna'dan. Şöyle dümdüz bakarsan Bitcoin ile birlikte 1.25'lere kadar önü açık dersin. Tabi o kadar kolay değil iş Luna olunca. O yüzden ben önermiyorum. Sevmiyorum. Yani iyi bir coin değil. Burada da tek tek şey yapmayacağım ama değil yani. USDC ile alakalı da konuştuk. Yine katalize edildiği takdirde önümüzdeki haftalarda ortalama 5,5 sentlere kadar bile fiyatı ilerleyebilecek coinlerden bir tanesi. Zaten çok zor da değil. Adam bir basıyor, tamam mı? Nedir? USDC'yi 1 dolara getirme teklifi. Hadi. Ondan sonra başlar uçmaya yani. Bu tarz bir coin bu da. Ama hiç değilse bunu spekülasyon. Adamlar istediği zaman şey yapabiliyor yani. Katalize edebiliyor. Bir çıkarıyor geçenki gibi. İşte 3 ay ne diyordu? 3 ayda diyor Lunge'da 4 trilyon yakacağız. USDC'yi 1 dolara çıkaracağız. Tamam bunu adamlar zaten bir söylüyor. Bak fiyatlar uçuyor ondan sonra. Durum bu şekilde. Luna'da o da yok. Terreno diyor Terra'da derin stablecoin ve atom likiditesi oluşturmak için bir yönetişim tartışması önerisi verdi. Teklif Terraform Labs İcra Kurulu Başkanı Amani Kozmos'daki en derin stablecoin likiditesine sahip olma ve hem Kozmos hem de Kozmos dışı mavi çip varlıkları için eksik yeterli likiditeye sahip tek ekosistem olma planıyla uyumlu. Fiyatlar arttı. Terra Deep Stablecoin likiditesini ilerlemeye duyurdu. Terraform Labs Terra'da Deep Stablecoin ve Cosmos Token likiditesi oluşturmak için USDC, USDT ve Atom Luna likidite havuzu tokenlarını beyaz listeye almak için bir teklif verdi. Stablecoin'ler likidite protokolü Astroport'tan ittifak varlıkları olarak beyaz listeye alınacak. Şimdi şöyle, bu arada tabii ki Astroport şeydir, bir Terra uygulamasıdır yani Terra'ya ait bir uygulamadır. Aynı zamanda Terra Classic üzerinde de yüksek faaliyeti bulunmaktadır Astroport'un. Tabi asıl çıkışı zaten Terra Classic. Yani zamanında çıkışlar önce de mesela Astroport şeyde vardı. Buradaki bahsettiği Astroport, likidite protokolü olan Astroport.
Çöküşten önce de vardı yani zaten. Tera'da. Eski adıyla Tera'da. Yeni adı Tera Klasik olan var ya Lunge. Onda önceden vardı. Bunu yapmaları tabii ki Kozmos üzerinde her şeyden öte adamlar hak sahibi olur. Şimdi son zamanlarda Kozmos Tera Klasik üzerinde çok ciddi şekilde faal yani herifler. Böyle bir pozitiflik noktası da böyle bir iyi noktası da var. Daha çok doğrulayıcıları şeye katılır işte ne bileyim vesaire vesaire. Aynı zamanda fon olmuş olur. Değerlenebilecek fon olmuş olur. İyidir. Kozmos üzerinde ilerleyen vakitlerde muhtemelen Terra coinlerinde çok çok fazla. Bir de şu anda piyasa DEX'e dönüyor artık. Bunu CZ bile söylemişti. CZ ne dedi? Bu sezon dedi şu anda DEX'lere göre çok 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 daha düşük. %5-10 falan yani kullanım oranı DEX'lerin. Ama CZ dedi ki bu %5'lik %60-70'lere kadar çıkabilir diyor 2025'e kadar bu. Çok 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 yüksek bir şey. Hani 20-30 kata kadar bir ilerlemeden bahsediyor. Buna dikkat etmemiz gerekecektir. Ben bu arada böyle olacağını düşünmüyorum. Yani neyse sadede bağlayayım konuyu. Yine biraz şey yapayım. Dolayısıyla DEX'ler ilerledikçe ve Kozmos'da kullanım arttıkça bu da tabii ki artabilir. Bu da Terra coin'lerin hacmine iyi etki edecektir muhakkak. Ama bu tabii uzun vadeli bir şey. Hani şu an böyle bir teklif geldi işte şey gibi değil. Hani kısa sürede aslında etki edebilecek pek bir şey yok yani ortada yine de iyidir yani. Evet. Sonuçta coinleri kullanılır. Teklif yönetim oylamasından onaylanırsa TFL ittifak varlıklarını eklemeden önce bir stablecoin USDC, USDT havuzu ve bir Atom Luna PCL havuzu oluşturmak için diyor Astroport katılımcılarıyla işbirliği yapacak. USDC, USDT likidite havuzu henüz mevcut değil. Ayrıca diyor mevcut Atom havuzda daha sermaye verimliliğine sahip. Neler getirecek USDC, USDT ve Atom içeren havuzlardan diyor LP tokenlarının beyaz listeye alınması gerek önemli bir gelişme. DEX takas ücreti olmadan Kozmos için de daha iyi APR'ler sunmaya yardımcı olacak. Bir de tabii ki böyle bir şey var olayın yani bu tarzda bir etkisi var. Tabii staking olayı var. Staking önemli. Launch için önemli. Agresif bir şekilde biliyorsunuz staking yapıyorlar. Bunu da yapmak zorunda yani adamlar. Çünkü diğer varlıklar gibi değil ki yani neticede. Ben yüksek staking yapılmasını açıkçası Luna'da doğru buluyorum Doge'da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.